Ebu Yusuf. Ebu Yusuf hile-i şer'iyeyi İslam'a sokan kişidir. Peki hile-i şer'iye İslam'ın ruhuyla bağdaşır mı? Bağdaşır. Mümkün değildir. Çünkü hile-i şer'iye nedir? Hile-i şer'iye bir olayı, bir işi şeklen İslam'a aykırı olduğu halde sureden, hakikaten İslam'a aykırı iken şeklen İslam'a uydurmaktır. Sureten İslam'a uygun göstermek ama asıl itibariyle İslam'a aykırı. Değil yani. Mesela Ebu Yusuf Harun Reşit soruyor. Diyor ki ya bu cariyeyle diyor ben evlenmek istedim de o diyor ki senin babanla da yatmıştım. Ben seninle olmam ki diyor. Ne yapacağız bunun fetvası? O da diyor ki ya onu hile-i şer'iyeyle onun çocuklarından birine hibe et. O zaman diyor şey olur sana helal olur diyor. Şimdi bunun gibi birkaç tane fetva veriyor böyle hile-i şer'iyeyle. Abdullah İbnül Mübarek o da mutlak müştehittir. O bunu duyunca o adi kadar mübarek bir insandır. Hey Allah'ım diyor. Bu zalim hükümdarın yaptığı, Harun Reşid'in yaptığı işlere mi şaşıyım ya Rabbi? Bu baş kadinin verdiği gayri İslami fetvalere mi taaccüp edeyim ya Rabbi? Yoksa diyor o cariyenin gösterdiği fazilete mi taaccüp edeyim? Cariye hepsinden faziletti. Cariye öyle ya, Harun Reşit diyor ki seni güzide yapacağım. Gözde cariye mi olacaksın? A, cariye olmaz diyor. Ben senin babanla da yatmıştım diyor. Bak cariye ikisinden de daha ahlaklı. Ahlaklı. Tabii cariyelik kurumu da ayrı bir problem. Onu da ayrı bir problem. O ayrı bir şey. O ayrı bir problem. Ha, ama şeysini Abdullah İbn-i Mübarek diyor ki bunların gayri İslami fetvasını ve hareketlerini mi taaccüp edeyim yoksa cariyenin faziletine mi taaccüp edeyim? Gösterdiği asalete mi taaccüp edeyim? Ha şimdi Ebu Yusuf maalesef İslam'a hile-i şer'iyeyi sokuyor ve bununla ilgili kitap da yazıyor. Hmm.